Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Sınıf sınıf her hero'yu puanlandırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunları özellikle yeni başlayan, orta seviye ve ileri seviye yeni gelmiş arkadaşlar veya yahu kime atsam, kime atmasam, eder mi etmez mi gibi düşünen arkadaşlara fikir olması babında çekiyorum. 5. sınıf olarak kozmik sınıfını seçiyorum. En baba, en kallavi, en çok isteyen hero'ların olduğu sınıf kozmik sınıf. Özellikle 3 tane psikopat var, belki 4 tane var. Onlar ayrı bir galaksi arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu arada bendeki tüm 5 yıldız kozmikleri açtım. Bende olmayan 2 tane var. Bir tanesi yeni Kaptan Marvel ki bunun 6 yıldızı var bende. Bir de şurada Thanos var. Thanos da özel kristalden çıkıyor. Bayan Marvel, Black Bolt ve Gamora'nın arkadaşlar 5 yıldızları yok. Ama ben bunlara da puan vereceğim arkadaşlar. Gümüş Sörfçü'den başlayalım. Gümüş Sörfçü hemen hemen herkesin kopyalayıp 200 kopya yani maksadığı arkadaşlar ve free attığı R5 veya R3 attığı karakter. Çünkü çok süper hasar vermiyor arkadaşlar. Prestiji çok iyi. Prestiji inanılmaz derecede iyi. İnanılmaz derecede güçlü. Hatta oyunun en iyi prestiji arkadaşlar. Ve prestij bu oyunda çok çok önemli bir etkene sahiptir. Bu sebeple oyuncunun saldırısı, savunması veya oynaması, işlevselliği falan orta seviye. Yani 10 üzerinden arkadaşlar alacağı bu karakterin ne yazık ki 5. 5 alır arkadaşlar. Gümüş Sörfçü'nün bir sadece prestiji var. Onun dışında ya oynarsınız ama dayanıklılığı yok. Bir atraksiyonu yok. İsterseniz deneyin görün. Anka kuşu için büyük bir parantez açacağım. Anka kuşu prestij karakteridir bu arada. 200 kopya atılır falan fiş veya R5'i basılır veyahut da R3 basılıyor. Sebebi prestij olması. Artık arkadaşlar Anka kuşuna sinerji yaptığınızda tapın tapı bir hero oluyor. Bununla ilgili videoyu da bugün yarın çekmeyi planlıyorum. Anka kuşuna sinerjiyle 10 üzerinden 9 veriyorum. Sinerjisiz hala arkadaşlar. 10 üzerinden 5 al. 5, 5,5, 5,2 alır. Ama sinerjiyle 10 üzerinden 9 veriyorum. Mükemmel bir karakter göreceksiniz arkadaşlar. Kafayı yiyeceksiniz. Benden size söylemesi. Adamın dibi. Adamın dibi. 10 üzerinden 9,8 veriyorum arkadaşlar. 9,8 veriyorum karaktere. Mükemmel bir karakter. Ve sinerjisizken bile müthiş. Tamamıyla saldırı odaklı. Özellikle kanama zehri açtığınızda artı takviyelerini kullandı. Kozmik takviyeleri. Şöyle söyleyeyim abi. Geçen bir arkadaşım söylemişti. Çok da güzel söylemişti mesela. Bunu abi bir Ferrari gibi düşünün. Tamam mı abi? Mükemmeldir. En mükemmel araba gibi düşünün abi. Bastı mı gaza asla durmaz. Lakin arkadaşlar yakıt ücreti birazcık tuzlu. Yani Ferrari'ye de biniyorsan onu göze alacaksın. Corvus'u kullanıyorsan bunu göze alacaksın. Özellikle büyük dövüşlerde 500 bin, 600 bin sağlıklı dövüşlerde birazcık yakar arkadaşlar. Yani takviye makviye ister ama verdiğinizde hakkını fazlasıyla veren mükemmel bir karakter. 10 üzerinden 9,8,8,8 ile Corvus diyorum arkadaşlar. Ve geldik Proxima. Proxima daha ziyadesiyle yetenek hero'su arkadaşlar. Top hero mu? Kesinlikle top hero'dur. Yetenek karakteri sinerjiye minerjiye ihtiyacı yok. Oynayabilirseniz arkadaşlar zor hero'dur. Zor. Oynaması en zor hero'lardan bir tanesi. Belki oynaması en zor hero'lar diye bir liste yapalım mı? İster misiniz? İstiyorsanız aşağıya artı bir yazın abi. Artı bir yazarsanız oynaması en zor hero'lar diye bir videoda hızlıca bir şekilde gelebilir arkadaşlar. Yoruma bir de beğene basarsanız sevinirim. Neyse. Proxima ile oynayabilirsiniz arkadaşlar 10 üzerinden 9,4. 10 üzerinden çok çok iyi. 10 üzerinden 9,4 veriyorum arkadaşlar. Sinerjiye dahi ihtiyacı yok. Cool Obsidian arkadaşlar geldiğinden beri ne kadar mükemmel bir hasar verdiğini bilmeyen yok. Tek bir sıkıntısı vardı. Blok performansı biraz zayıftı. Lakin oyuna gardiyanın eklenmesiyle beraber oha çok farklı hale geldi ki kanalda videosu var. Kesinlikle izleyin abi. Daha çok taze attım. Bayağı da izlendi maşallah var. Teşekkür ediyorum bu arada izleyen arkadaşlarımıza. Guardian sinerjisiyle beraber Cool Obsidian'ı oynarsanız arkadaşlar 9,5 veriyorum. Bak dikkat ettiniz mi? Kozmikler ne kadar yukarıdan gidiyor. Ne kadar iyi hero'lar var. Ve aşırı yüksek. Tabii ki tamamen saldırı katleri. 9,5 veriyorum arkadaşlar. Guardian sinerjisi yokken 8,5'e düşer arkadaşlar. Cool Obsidian diyorum. Ve geldik başka bir krala. Hyperion'a. Hyperion'da sinerji miyajlar sinerjisi yok ki. Kimsenin sinerjisi yok abi. Çok çok güçlü bir karakter. Siper ağ saldırı karakteri. Defansa da bir miktar şükür ama saldırı da efsanedir arkadaşlar. Benim gözümde Hyperion
10 üzerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.4 arkadaşlar alır. 9.3, 9.4 alacak muazzam bir karakter. Ve geldik Cosmic Ghost Rider'a. Çok yeni bir karakter tabii ki birçok kişide. Yok 5 yıldızı bende var, söylemiş miydim bilmiyorum ama. Neyse 10 tane de, hatta 12 tane de T5'im var. Atacağım, R5 atacağım da birkaç şey bekliyorum. Siber hattı sonu. Neyse. Arkadaşlar kopyasızken bile mükemmel. Sinersizken bile mükemmel. Yani tabii ki saldırı odaklı bir karakter ve muazzam bir saldırı gücüne çıkıyor. Tabii ki oynayabiliriz. Herkesin, her yerinin şartları var. Şartları olmayan olmaz. Şu anda çok daha da çok aman aman keşfedilmiş değil ama bir anda şişirdiğimiz bir karakter ki kesinlikle hak ediyor şişmeyi. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu karakter 10 üzerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.4, 9.5 her türlü alır. İnanılmaz şekilde hızlı güç barı dolduruyor. Neredeyse Hyperion gibi ve muazzam zırh kırıkları vererek abi 50 bin 60 binler çat 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 arka arkaya. Ve yine Hyperion'da benzer başka bir özelliği de kısa zamanda çok kom. Mesela bazen diyoruz işte 20 komboda falancayı aldık. İşte 25 komboda şunu aldık. Hyperion 20 komboda alamaz. 100 komboda alır. Ama senin 30 komboda çıkacağın şeyi o 100 komboya çok hızlı çıkar. Aynı olay kozmik hayal sürücü içinde geçer arkadaşlar. O da çok hızlı bir şekilde. Mesela giriyorsun kış askerini 70 komboda alıyorsun ama ötekinin 15 komboda, 20 komboda, 25 komboda yaptığı zaman da bir anda bu 70-80 komboya çıkıyor. Çünkü çok hızlı güç barı dolduruyor. Ve özel saldırı çok kombolu. Mesela 1'li, 2'li, 6'lı, 7'li, 8'li kombolara falan çıkıyor. Çok efsane bir karakter. Ah Kaptan Marvel, eskilerde kaldın bir kardeş. Sen eskiden ne kadar güzel hero'ydun ya. Arkadaşlar yani çok uzatmayacağım. Hala güzel bir karakter. 10 üzerinden 5.5 alır. Yani gümüş savaştan daha iyi. Eski Thor. Eski Thor arkadaşlar 200 kopya yaptığınız için her şeyin her şeyi, hiçbir şeye ihtiyacı yok. 200 kopya yapıyorsunuz. 5 yıldızını R5 atıyorsunuz abi. Arkasından düz vuruşlar 14-15K çıkıyor. Tam benim istediğim hero. Hiçbir şey yapmıyorsun. Onu istemez, bunu istemez. Siper atıyorsun. Zırhını kuruyor ve vuruyor. 10K, 15K'ları görüyor. Özel saldırı 60, 70, 80K'ları görüyor. Tamamıyla saldırı karakter arkadaşlar. Tamamıyla siper atabiliyorsa her türlü akan bir karakter arkadaşlar. Çünkü rakibin zırhını kırıyor tabii ki. Arkadaşlar 10 üzerinden hop 9.3 veriyorum arkadaşlar. Mükemmel. Farkınız kozmikler çok iyi gidiyor. Tabii ki birazdan düşecekler. Ama çok çok iyi. Ördek Venom arkadaşlar. Ördek Venom biraz külfetli bir karakter. Külfetli. Yani üzerine istediğiniz özellikleri ayarlamanız için bir miktar zaman gerekiyor. Belki 3-5 dövüş gerekiyor. Ya da hatta işte oralarda öldüril öldüril yapacaksınız. Şimdi öldüril öldüril yaparsanız veya dövüş kazanmanız gerekirse dövüş kazanması çok zor sürüyor. Onu baştan söyleyeyim. İttifak savaşında kullanamazsınız. Macerasında kullanamazsınız. Çok kilitlersiniz. Hikaye mağarasında kullanamazsınız. Yani 5-6 kill verdikten sonra 20-25'e geç. Küçük dövüşler için nasıl? Küçük dövüşleri kaynaklı da alırsınız. Çok kullan, özellikleri kağıt üzerinde güzel ama çok kullanışlı bir karakter değil. 10 üzerinden arkadaşlar benim gözümde 4 alır. Bunu R5 atanlar var. 6 yıldızın D3 atan manyaklar, psikopatlar var. Arkadaşlar benim tabirimle kusura bakmayın da yani psikiyatriye falan gidin abi. Yani dediğim gibi şaka şaka yapıyorum. O şaka alınmayın abi. Sonra bunu yok efendim magi şöyle şöyle böyle falan muhabbetler çok oluyor. Yani şakası esprisi bir yana atılmaz abi 10 üzerinden 4 fazla bile bence öyle ya. Angela çok işlevsel arkadaşlar. Fazlasıyla işlevsel bir karakter. Her yola gidiyor. Hani her şeyi var. Zırhı var, iyileşmesi var, iddeti var. İşte atıyorum yenilenmesi var, söylemiş miydim? İşte yankısı mankısı falan fişmekan. Çok dayanıklı, çok sağlam, çok kaliteli bir karakter. Sinerjide de kullanılabiliyor arkadaşlar. Saldırı da fena değil. Defansa çok bir değil. 10 üzerinden arkadaşlar alacağı 6.2, 6.3'tür. Kullanışlı, keyifli bir karakter. Şampiyon eskiden iyiydi. Artık ne defansta, yine saldırıda, yine prestijde hiçbirinde iyi değil arkadaşlar. 10 üzerinden 5 ile, o da ayıp olmasın diye 5 veriyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Hela hela velvela. Arkadaşlar. Hela aşırı yüksek saldırıya çıkabilir ama çok zorlama bir karakter. Çok uzun zaman gerektiren. O kadar zamanla artık adamı gondikliyorlar abi. O kadar vaktimiz yok. Hela eskiden ilk geldiğinde iyiydi. Labirentler için kullanılıyordu. Eagon geldi bunu gondikledi. 10 üzerinden alacağı arkadaşlar 4-4.5'tür. Ne yazık ki. Ve Arcus. Arcus'u defansta çok seviyorum. Çok kaliteli. Rakibi hataya zorlayan çok kaliteli bir karakter olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir de güç boşalmasından da etkilenmediği için yani %90 etkilenme çok minnacık, o da bir işe yarar. Doktordum bile bununla zor çok zor başa çıkıyor ki bazı yerlerde başa çıkamıyor arkadaşlar. Defansta iyi, saldırıda da fena değildir. Kullanılır, prestiji de fena değil. Bence 10 üzerinden 6.5'u her türlü hak eder arkadaşlar Arcus. Nova sadece defans karakteri. Defansta 10 üzerinden 9.5 veririm, 9.4 veririm.
Saldırıda hiçbir şey. Saldırıda 10 üzerinden 4 veririm. Gerisi size kalmış abi. Defans karakteri. Geldik. Aa, küçük korpus, minik korpus. Özellikle kırmızı cinle beraber çok efsane sinerji oluyor. Kırmızı cinle sinerjisi varken siper ağır saldırı atabiliyorsa arkadaşlar 10 üzerinden 8, 8.5 alır. Kırmızı cin yokken de yine 7 puanı alır. Barbaronan sadece çok belli başlı yerlerde iş yapabilen bir karakter. 10 üzerinden 5 geçiyorum abi. Airwalker 5 para etmez. 10 üzerinden 1. Terrax arkadaşlar yani çok bir şey değil. Defansta işte dıya denk gelirse falan iş yapar. 10 üzerinden 3. Olağanüstü demir adam 10 üzerinden 3. Bunu konuşmuyor. Böyle şeyler çöpler üzerine durmak istemiyorum. Carnage çok zorlama bir karakter. Çok uzun vadede iş yapacak bir karakter. Kullanışlı bir karakter. İttifak savaşında kullanamazsınız. Yiyorsa kullanın abi. İttifak macerasında yiyorsa kullanın. Hikaye macerasında dediğim gibi çok zorlama. Çok zorlama arkadaşlar. Çok uzun dövüşlerde de bir şey yapar. O da bir miktar yapıyor. 10 üzerinden 4 ile gönderiyorum. Alnus defans da 10 üzerinden 8.5. Çünkü defans karakteri saldırı da 10 üzerinden 4 arkadaşlar. Medusa hem defans hem saldırı bağımında çok etkili. Çok çok sevdiğim bir karakter. 10 üzerinden 8.7, 8.8'i hatta 9'u bile veririm. Muazzam bir karakter. Teknoyolara karşı zaten çok güçlü. Aynı zamanda robotlara karşı ki robotların hepsi tekno bir tane var mistik olan. Onu da zırh parçalanması yemiyor. Robotları imha eden çok anahtar, çok güçlü bir karakter. Gerek defansında gerek saldırıda kullanırsınız. Bir tek prestij fakiri. O yüzden 10 üzerinden 8.8, 8.9 eder. Heimdall sadece sinerji karakteri. Onun dışında bir işe yaramaz arkadaşlar. 10 üzerinden 4 veriyorum. Draxes 10 üzerinden 2 veriyorum. O da işte ayıp olmasın diye. Kırmızı cin arkadaşlar çok kötü. 10 üzerinden 3 veriyorum. Kamala 10 üzerinden 5 veriyorum. Bak Kamala 10 üzerinden 5. Groot 10 üzerinden 1.1.2. Venom arkadaşlar 10 üzerinden 4.5 veriyorum. Venom'u çok sevenler var. Hayırlı olsun. Allah sevenleri sevdiğinden ayırmasın. Benden de uzak tutsun abi. Venom Pool 10 üzerinden 2.5 veriyorum. King Groot arkadaşlar 10 üzerinden 4.5 veriyorum. King Groot'u diğerlerine nazaran daha çok seviyorum arkadaşlar. Yeni Kaptan Marvel. Bak şimdi şöyle. Tek başınayken 10 üzerinden 8. Nick Fury varken 10 üzerinden 9.7 veriyorum arkadaşlar. Mükemmel bir karakter. Nick Fury kendisi de mükemmel bir karakter. Beceri sınıfını açarsanız arkadaşlar orada görmüş olacaksınız. Müthiş. Saldırıda, prestijde çok şey. Defansta bile abi agresif tak 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 böyle şöyle durmuyor abi. Sürekli oynuyor. Çok güzel bir karakter. Sinerji halini mutlaka kullanın. Çünkü Nick Fury ile ben Nick Fury de çok çok kullanıştı. 10 üzerinden 9.7 ve civarına her türlü alır arkadaşlar. Thanos, Paradis hiçbir işe yaramaz. 10 üzerinden 2 arkadaşlar zaten çok kişide de yok. Bende de 5 yıldız yok. 4 yıldızı falan filanı var. Bayan Marvel bir işe yaramaz arkadaşlar. 5 yıldızı yok. 4 yıldızından bahsedeceğim. Yani alacağı 10 üzerinden 4 falan. Black Bolt 10 üzerinden 5 alır arkadaşlar. Gamora'yı çok severim. Gamora çok çok kalitelidir. Doğru kullanırsanız çok iş yapar. Buff'tan sonra çok etkili hale geldi. 10 üzerinden 7.5 her türlü alır arkadaşlar. Şöyle toparlarsak. Farkındasınız kozmikten çok fazla euro saydım. Yeni Kaptan Marvel. Medusa. Ondan sonra Cima. Kozmik Ghost Rider. Hyperion. Colobsidian. Proxima. Corvus. Sinerjili Anka kuşu. Videosunu izleyin. Atacağım arkadaşlar. Kafayı yiyeceksiniz. Bunlar müthiş karakterler. En iyi 3 sayarsam arkadaşlar. Corvus. Yeni Kaptan Marvel. Ve Kozmik Hayalet sürücüyü sayarım arkadaşlar. Aslında Proxima'yı da ilk 3'e alabilirim. Ama Kozmik Hayalet sürücünün arası çok çok daha kolay. O sebeple onu aldım. Yani Cool Obsidian, Hyperion, Thor, Medusa şimdi bunların da hakkını yiyemezsin. Çok çok iyiler. Siz de ilk 3'ünüzü yazın. İlk 3'ünüzü yazın arkadaşlar. Ve aşağıya kaç puan verdiniz? Corvus'a 10 üzerinden kaç verdin? İşte atıyorum. Yeni Kaptan Marvel'a veya Hyperion'u aldım. Proxima'yı mı aldın? Medusa'yı mı aldın? Belki bazen kıllık olsun diye ördek Venom'la normal Venom diyenler var. Onlar da puanlarını yazsınlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Güzel bir beğeni bekliyorum. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.